XRP yatırımcıları dikkat. Yeni airdrop hakkında kritik bilgiler var diyor. Buna bir bakacağız ve genel anlamda Ripple'daki bu airdrop'tan Evernote'dan bahsedeceğiz. Şöyle bir bakalım. XRP Ledger üzerinde faaliyet gösteren Layer 2 akıllı sözleşme platformu Evernote açıklama yaptı. Özellikle merakla beklenen Evers Airdrop'unu çevreleyen önemli güncellemeleri açıkladı. Evernote, sadık toplumu ödüllendirmek amacıyla 1 Eylül'de uygun XRP sahiplerinin bir anlık görüntüsünü aldı. Böylece dağıtılması planlanan yaklaşık 5 milyon 160 bin 960 Evers'ın anlık görüntüsünü yakaladı. İşte detaylar. Bir kere bu tabi Evernote üzerinde bulunanlar için gerçekleşiyor. Geçtiğimiz vakitlerde yakın zamanda buna çok benzer olaylar hem Avalanche hem de Solana üzerinde gerçekleşti. Solana'nın ve Avalanche'in en büyük projeleri, en büyük üzerinde konumlanmış en büyük depleri diyebiliriz. Bunlar biliyorsunuz ki bir takım airdrop duyuruları gerçekleştirdiler. Kullanım yapanlara airdroplar göndereceklerini ifade ettiler. Mesela Solana'da bu 1000 dolar üzeri işlem yapan herkese yine airdrop göndereceklerini bir ödül havuzundan yararlanılacağı ifade edilmişti. Benzer durum şu anda burada da var. Tabii deplerin ya da katman projelerinin bu gibi ekosistemler içerisinde ki burada Ledger'dakinden bahsediyoruz. Şu anki gibi zaman dilimleri esnasında bu tarz teşvikler yapması çok normal. Çünkü tam bir boğa etabı içerisindeyiz ve bu başlangıç noktasında kendi platformlarına birilerini çekmek istiyorlar. Tabii böyle bir arzuları var. XRP yatırımcılarına airdrop müjdesi. Airdrop'un mekaniği karmaşık bir şekilde çağ hesaplarına bağlı. Evers, görüntü tarihi olan 1 Eylül 2023 itibariyle ilgili XRP hesaplarındaki XRP varlıklarına göre dağıtılmakta. Çağ'ın Kasım ayı başlarında piyasaya girmesi kritikti. Zira Evernode'un XRP Ledger sidechain'de tanıtılan ilk yerel kripto projesi olarak tarihi ana işaret etti. Evernote'la alakalı da konuşmuştuk. Doğrudur. Ledger için Evernode'un biliyorsunuz ayrı bir yeri var diyebiliriz. Mesela Ethereum'un poligonu, Ripple'ın Evernote'u. Resmi bir blog gönderisinde Evernote, çağının yaklaşan lansmanıyla ilgili temel ayrıntıları iletti. Ayrıca ilk lansman tarihi 18 Aralık 2023 olarak ayarladı diyor. Proje bu kararın tüm cüzdanının XRP hesaplarını çağda klonlama desteğindeki beklenmedik bir gecikmeden etkilendiğini söyledi. Ardından bunun Evers Airdrop'unun tamamlanması için çok önemli bir ön koşul olduğunu belirtti diyor. Hesaplar bu noktada yani XRP üzerindeki hesaplar ne olacak? Çağ üzerinde varoluşunu sürdürecek. Yani buraya bir yatırımcıların buraya bir geçişi durumu söz konusu. Yine bunu da teşvik için yapıyorlar gördüğünüz gibi. Evernote 3 hukukun denetiminin diyor başarıyla tamamlandığını gururla duyurduğu için gecikme gümüş hastarsız olmadı. Bu projenin akıllı sözleşme platformu için sağlam ve güvenli bir altyapı sağlama yolculuğunda önemli bir kilometre taşı. Hazırlıklar için 27 Kasım belirlendi. Evernote, Evers Airdrop için hazırlanırken planlanan hazırlıklar 27 Kasım'da başlayacak. Proje XRP sahiplerinin Airdrop için güvenli bir şekilde kayıt olmalarını sağlayan ve Airdrop yapılacak Evers XRP oranı şeffaf bir şekilde hesaplanmasını sağlayan araçlar ve yönergeleri paylaşacak diyor. İşlem yapmadan önce Evernode'un 27 Kasım'daki resmi güncellemesini bekleyin. Bu önlem topluluğu Evers Airdrop beklenti sırasında ortaya çıkabilecek potansiyel dolandırıcılıktan koruyor. Adamlar bir şey açacaklar. Nedir o?
Adamlar bir portal açacak ve bu portalı beklemek gerekecektir Evernote için. Bunun sebebi de, bakın burada açıkça söylüyor, farklı birileri farklı işler gerçekleştirebilir ki bunlar son zamanlarda biliyorsunuz çok ama çok fazla benzer olaylar yaşanmaktadır. Fake airdrop haberleri, nitekim işte fake buna benzer olaylar tutup da hani bunlara girip ondan sonra mağdur olmanın bir anlamı olmayacaktır. Genel olarak buna da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Buradaki hak ediş zaten Evernote üzerinde 1 Eylül tarihinde bir ekran görüntüsü alınıyor. Ve Evernote üzerinde kim ne kadar XRP tutuyorsa buna göre şu anda bu yine ödüllendiriliyor Evers'la. Evernote'un şeffaflık ve güvenliği olan bağlılığı kendi kontrol dışındaki zorlukları aşarken parlıyor. Ayrıca topluluğu arasında uyanık olma ihtiyacını vurguluyor. Tüm cüzdan gecikmesi öngörülememiş olsa da Evernode'un uygun XRP sahiplerine sorunsuz ve adil bir şekilde dağıtılmasına olan bağlılığını pekiştirerek özenle ele alınmaktadır. 18 Aralık'taki lansmanı heyecanla beklerken Evernode'un XRP ekosistemi yenilikçi çözümler ve adil dağıtım uygulamalarıyla zenginleştirme yolculuğu devam ediyor. 18 Aralık'taki dediği şeyi Çum'dan bahsediyor. Yani yine çıkacak olan bu cüzdan projesi. Shiba falan da yaptı ya, hatırlarsınız diye düşünüyorum. Bu Shiba'da mesela kendi cüzdanını çıkardı. Şimdi XRP Ledger üzerinde yine Ledger katmanlı bir cüzdan altyapısı oluşturulacak. Buradaki bahsettiğim mevzu da, mesele de bu yani. Önemli bir olaydır bu arada. Elon Musk'ın bile tavsiye ettiği bir husustur bu. Elon Musk de, diyor ya işte, hatta en sonki açıklaması. BTC, Ether ve Dogecoin alan birinin uzun vadede ve bunları soğuk cüzdanda saklayan birinin iyi bir kazanç elde edeceğini düşünüyorum diye. Burada bile bunu eklemiştir. Cüzdanın önemi vardır. Kişisel cüzdanlarda fon saklamak önemli. XRP şu anda %3,5'luk yükselişte işlem görüyor. Coin 24 saatte 59 sentten diyor 61,6 sente kadar yükselmeyi başardı. 61,3 sent seviyelerinden el değiştirdiğini ifade ediyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.